Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Solid State Relay işaretli havuz etmişimdir. Yani SSR'nin bağlantısı nasıl yapılır? Sizlere bununla ilgili uygulamalı bir devre gerçekleştireceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Kullanacağımız şu an cihaz Omron marka. Omron'un Giresun 3 Paris Edirne 225 Bursa kodlu bir SSR rölesidir. Üzerine baktığımız zaman 4 tane ucumuz mevcuttur. 4 tane uçtan 2 tanesi şurada görmüş olduğunuz gibi A1 ve A2 uçları 12 ya da 24 volt DC aralığında çalışmaktadır. Yani input kısmı A1 ve A2. Yukarıda görmüş olduğunuz bir Taksim L1, aşağıda görmüş olduğunuz iki Taksim Trabzon 1 olan uçları ise input ve output. Şöyle input faz kısmının, yani buraya 220 volt kullanacaksanız buraya fazı veriyorsunuz ya da artı DC uç kullanacaksanız buraya artı veriyorsunuz. Artı verirseniz artı çıkış alırsınız. Eksi verirseniz eksi çıkış alırsınız. Faz verirseniz faz çıkışı alırsınız. Ama bunun tetiklemesi için A1 ve A2'sine 12 ile 24 volt DC gerilim uygulanır. 0-1 anahtar ile sizlere sadece bir tane lamba çalıştıracağız. Bizim bu cihazımız 25 ampere kadar dayanmaktadır. Şimdi uygulamasına geçelim. Güç kaynağımızın artı 24 volt ucundan çıkarak 0-1 anahtarımızın bir ucuna giriş yapıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz bizim 24 volt güç kaynağının giriş ve çıkış sigortaları. Cam sigorta kullandık ufak amper olduğundan dolayı. Aşağıda görmüş olduğunuz gri kremenslerimiz artı 24 volt uçları. Maviler ise 0 voltaj çıkış uçlarıdır. Şimdi biz aşağıdaki artı 24 volt, yani güç kaynağımızdan buraya gelen artı 24 volt ucuna alacağız. Anahtarımızın açık kontak giriş ucuna bağlayacağız. Kablomuzu alıyoruz. İlk klemensimizin şuradaki dağıtım olan artı 24 volt ucuna bağlıyoruz. Buradan çıkarak 0-1 anahtarımızın açık kontağına bağlıyoruz. 0-1 anahtarımızın, burası bizim açık kontak, açık kontak giriş ucuna bağlıyoruz. Anahtarımızın giriş ucuna artı 24 voltu veriyoruz. Anahtarımızın açık kontak diğer ucundan çıkarak SSR rölemizin A1 ucuna bağlıyoruz. SSR rölemizin A1 ucuna bağlıyoruz. Anahtarı çevirdiğimiz zaman bizim A1 ucuna artı 24 volt gelecektir. SSR rölemizin A2 ucuna ise mavi kablo bağlayacağım. Buna ise 0 voltajımızı, yani eksi ucumuzu bağlıyoruz. Şu şekilde bunu da böyle bağlayalım. Bunu da aşağıdaki mavi eksi kremensimize bağlantısını yapalım. Mavi kremensimiz bizim 0 voltajımız, yani eksi ucudur. Biz buraya bağlıyoruz. SSR rölesinin input kısmını bitirdik. SSR rölesinin güç çıkışını ise kumanda sigortasından bir tane kablo çıkartıyorum. Nedeni ise biz şimdi deneyimizde bir tane ampul bağlayacağız. Ampul 220 volt olduğu için biz buradan fazımızı çıkıyoruz ve SSR rölesinin L1 ucuna bağlıyoruz. SSR rölesinin L1 ucuna sigortadan geldiğimiz kabloyu bağlıyoruz. T1 çıkışından ise bir tane kablo alıyoruz. Lambamızın duy kısmındaki ucuna bağlıyoruz. Biz lambamızdaki kabloları aşağıda klemense getirmiştik. Oraya faz bağlantısını gerçekleştireceğiz. Buradaki iki tane klemensimiz birazdan göreceğiniz lambalara ait. Faz uçları nötrlerini zaten buradaki kremensimizden bağladık. Biz SSR rölesinin T1'inden çıkarak aslında duyun faz kısmına bağlıyoruz. Duyun diğer ucuna da nötr bağlantısı yaparak sistemimizi bitiriyoruz. Şimdi uygulamamızı deneyelim. Şimdi ise uygulamamızı yapalım. Şöyle sigortalarımızı kaldırıyoruz. Şu anda güç kaynağımıza da enerji geldi. Ve bizim SSR rölesinin L1'ine sabit faz geldi. A1 ve A2'sine 24 volt gerilim geldiğinde ışığı yanacak ve çıkışını verecek. Burada görmüş olduğunuz lambamız yanacaktır. Anahtarı çeviriyorum. Anahtarın bu konumdaki kısmını kullandık.
Anahtarı çevirdik. Bizim 24 volt görmüş olduğunuz gibi A1'e geldi. A2'ye zaten 0 volt sabit bağladığımızdan dolayı, yani eksi ucu bağladığımız için ışığı yandı ve tristörler devreye girdi. Bizim burada elektrik gerilimleterek lambamızı yaktı. Anahtarı eski haline aldığımız zaman ise lambamız sönüyor. Burada ufak bir fazla motorlarla çalıştırabilirsiniz. Isıtıcı gibi cihazları da kontrol edebilirsiniz. Buna ekstra sadece anahtar değil, uzaktan kumanda, Wi-Fi kontrol kartları gibi sistemi kullanarak buradan sistemi uzaktan da çalıştırabilirsiniz. Anahtarımızı çeviriyoruz. Işık yanıyor enerji geldiği için. Dolayısıyla lambamız yanmaktadır. Bağlantı çok basit. Sessiz kontaktör tipinde çalışan bir cihazımızdır. Bunlar amperine göre ebatları değişmektedir. Ama bağlantıları birebir aynıdır. Bunların aynı zamanda 3 fazla sistemleri de mevcut. Bu 3 fazla sistemleri de kullanabilirsiniz. Benim videomda 3 fazla bir tane motor çalıştırmıştım. Onu açıklama kısmına linkini eklerim. Onu da tıklayarak izleyebilirsiniz. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.